Mimarca programı Mimarlar Odası'nın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Sevinç Hocam, bu köyü nasıl kurtarabiliriz? Lüricina için ne yapabiliriz? Yani kolay bir soru değil bu benim için. Yapılacak çok şey var ama böyle bunun bir formülü çok bir çırpıda matematiksel bir şey olmuyor değil mi? Olmuyor maalesef. Aslında yani çok değerli bir hazine. Hala bu köyün burada duruyor olması, da olsa birçok yapısının hala gözlemlenebilir, belgelenebilir durumda olması. Burada uzun süre çalıştık. O süreç içerisinde köyü, bunun işte sosyo-kültürel hem geçmişteki hem günümüzdeki önemi, bütün bu göçle birlikte yaşanan buradaki olumsuzlukları, ileriye dair umutları, buradaki köylünün aidiyet hissini, her şeyi aslında çok yakından inceledik. Açıkçası köyün kurtulması demeyelim ama bütün parametreleri bir araya getirdiğimizde bu köyde büyük bir potansiyel hala mevcut. Bir takım girişimlerle, yani öncelikle bir kere ilk durum köylünün sahip çıkması, kendi yapısına, yapı sahiplerinin birey olarak, tek tek, aile olarak, kimi belki de mirasla bölünmüştür, onu bilemiyorum, çok uzun zaman geçti ama öncelikle köylünün kendi köyüne olan müthiş bir aidiyet hissi var, onu tespit ettik anketlerle. Bu aidiyetle birlikte sahip çıkmaları, burada tadilatlar yapmaları. Ama ondan çok daha büyük bir şey var, bir durum var. Bu durum aslında hem yerel yönetimler hem de merkezi yönetim tarafından kararı verilmesi gereken şeyler. Örneğin şimdi gelirken geldiğimiz yeni bir yol var. Bu yol keşke bundan 30 yıl önce yapılsaydı, bu köyün durumu çok farklı olurdu. Köyden göçün en önemli sebebi burada çiftçilikle geçinemeyen, işte tarlası Rum tarafında kalan ya da memur olarak Lefkoşa'da çalışan, okula, liseye giden öğrencilerin olduğu ailelerin burada yaşayamaması yol probleminden dolayı, işte askerin içinden hepimiz biliyoruz 3 kere kontrolle geçiliyordu. Köyde yaşayanlar buraya gelemiyordu, yaşamayanlar gelemiyordu falan. Bunlar hep göçü tetikleyen şeyler olmuştu. Yani bu büyük pencere içerisinde aslında merkezi yönetimin yapması gereken şeyler var. Yol bunlardan biriydi, bu sorun çözüldü. Ama bunun dışında bir kere buranın cazibe
merkezi haline gelmesi için merkezi yönetimin burada bir takım yatırımlar yapması lazım. Yani Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler son yıllarda biliyorsunuz özellikle Avrupa Birliği kendi bünyesindeki ülkelerin kalkınma projelerine desteklerde bulunuyor. Bunun esas sebebi kendi bünyesinde bulunan ülkelerde homojen bir yapı yaratmaya çalışması. O nedenle de köylerdeki kalkınma projeleri sadece Kıbrıs için değil tüm Avrupa ülkeleri için önemli bir şekilde destekleniyor. Bütün bu destekler kapsamında, bu anlayışlar kapsamında buranın da yerel kalkınma hatta evrensel ölçekte kalkınması için yatırımlar yapılması lazım. Bunun kararı da dediğim gibi merkezi yönetimden geçen şeyler. Biz bununla ilgili de aslında bir takım görüşmeler yapmıştık dönemin başbakanıyla. Bu kararlarla birlikte buranın kurtulması için her şeyden önce mimari mirasın ve kültürel mirasın değerinin burada yaşayanlar ve buraya gelenler, burayı hiç bilmeyenler, Kıbrıslıyım diyenler tarafından bilinmesi. En önemlisi burada bizim mimar olarak işte bazı meslektaşlarımızın, sanatçıların önem verdiği çok önemli bir değeri biçilemez, paha biçilemez bir takım önemli miraslar var. Onun farkındalığı. Evet, 35 yıl önce Lürijina ile tanıştınız. Evet, evet. Geçen bu süre zarfında köyde büyük bir erozyon yaşandı mı? Neler değişti bu köyde? Şimdi 35 yıl önce ilk geldiğimde açıkçası ben tabii bir köy imajıyla geldim buraya. Bana size anlatılanlar vardı. Evet, bana bu köyde büyümüş, bu köyü yaşayarak dünyayı öğrenmiş insanların anlattığı şeyler vardı. Dolayısıyla çok sevgi dolu, müthiş güzellikler, böyle bir hayal şeyi, köyü gibi bir yere geliyordum. Fakat geldiğimde bir hayal değil, hayalet bir köy olduğunu fark ettim. Hatta birlikte geldiğim kişilere bunu yüzümdeki ifadeyle nasıl belli etmeden durabilirim diye yaptım yani, panikledim. Ancak da bütün bu hani hayalet olma durumu sosyal bir şey, ekonomik bir şey. Onun dışında bu köyde müthiş bir şey var. Ben mimar olduğum yıl gelmiştim buraya ve bir mimar olarak büyülendim öte yandan. Yani bir insan olarak, bir fiziki çevre içerisinde dolaşan bir kişi olarak biraz böyle hayal kırıklığı ya da niye böyle ki sorusuyla kafası karışan biriydim. Ama bir mimar olarak, henüz mimar olmuş bir insan olarak da çok etkilendim. Yani bu köyde çok sokak değer var. Sokak mıydı dedim. Sizi çeken? Bu köyün bir bütün olarak önemli bir değeri var. Buranın topografyası, bu yaygın gelişmiş olan dokusu, işte sokaklardaki, bakın şimdi oturduğumuz sokak yani böyle öyle bir şey ki kendiliğinden oluşmuş. Bunun içinde yaşanmışlık var. Şimdi fiziki çevre dediğimiz şey aslında bir insan gibidir. Nasıl ki insanın işte yüzündeki kırışıklıklar, vücudunun duruşu, mimikleri, hareketleri, onun bütün yaşanmışlıklarını, bütün birikimlerini anlatırsa fiziki çevre de öyledir. Bu köy çok şey anlatıyor o anlamda. Yani fiziki çevre, mimari de. Yani burada ölçülemeyen bir takım şeyler var. Bakın şu karşıdaki dokuya baktığımızda, taş dokusuna baktığımızda tek tek o taşları toplayan bir köylünün evini yaptığını görüyorsunuz. Bu yerel mimaridir. Yerel mimari dünyanın her yerinde çok önemli bir mimaridir. Yani dünyanın aslında kültürel mirasını oluşturan bu yerelliktir öncelikle. Malzemeleriyle, evet, önünde oturduğumuz iklim koşullarıyla. Bu kapı. Müthiş, müthiş. Renk. Evet, evet. Değil mi? Burada birçok şey aslında bugün modern yapılarda düşünmediğimiz kadar detaylı olarak deneyimlerle elde edilmiştir. Mesela bakın kapı eşiğinde oturuyoruz. Evet. Neden kapıya orada merdivenlerle giriliyor, orada eşikle giriliyor? Bu su ile, yani akan su ile, sokaktaki su ile yapı arasındaki olumlu ilişkiyi yapmak için geliştirilmiş bir fiziki durum. Thank you.
tarih bakımından burası çok zengin. O ne, hani sorunuz neden buradan büyülenmeydi? Tamamıyla buradaki bu yerel mimarinin iyi örnekleri. Aynı zamanda çok değerli yapılar var. Yani mutlaka çekmişsinizdir. Han binası mesela. Yaptığımız araştırmada Marco Hoca daha detaylı size anlatacak diye ben üstünkörü söyleyeyim. Bunun tarihsel önemi de çok fazladır. Yani Lurigina'nın şeye baktığımız zaman tarihsel gelişimine bu Lurigina'ya gelen yol antik çağlardan olan bir yoldur. Yani antik dönemde insanlar Larnaka'dan Lefkoşa'ya giderken Lurigina'da konaklıyorlardı. O zamanın ulaşım olanakları nedeniyle aynı gün varamıyorlardı. İşte o açıdan buradaki bu han binası çok önemli. Tabii bir şahıs malıdır o. Sonra yani sokaklar, bu içinde bulunduğunuz sokak da önemli bir sokak. Zeki Usta Sokağı var. O da yani biz sokaklar bazında, binalar, yapılar ölçeğinde, sokaklar ölçeğinde ve mahalleler ölçeğinde baktık. Ama köyün total olarak tamamı aslında bir değer. Dolayısıyla o değerin bilinmesi için, yani bizim biliyorsunuz TÜBİTAK projemiz burada 3 yıl sürdü. O 3 yıl süre içerisinde 6 ayrı iş grubu üzerinde çalıştık. İşte burayı belgeledik ilk çalışmamızda. Bu belgelemede bir kere bütün sokakları, bütün evleri gezdik, 911 tane. Şunu gördük, aslında burada bütün olarak da bir güzellik var. Tek yapı ölçeğinde güzellik var. Bazı yapıların mimari değeri olmayabilir ama dokuyu tamamladığı için değerli onlarda. Biz yani bu uzun proje sürecinde bütün bu belgelemeleri yaptık. O belgelemelerle birlikte sosyal ve kültürel açıdan bu köyü anlamaya çalıştık. Çok enteresan, yani yüzlerce soru içeren anketimiz vardı. Bu anketten çıkan şey şuydu. Bu köyün insanı başka hiçbir köyde görülmeyecek kadar köyüne bağlı. Öyle bir aidiyat çıktı ki şeyden, anketten. İnanılmaz yani. Bu kişilerin Londra'da yaşaması, Lefkoşa'da yaşaması, köyün içinde yaşaması hiç fark etmiyor. Hepsi ortak bir fikir olarak. İşte öncelikle bu kahvehanenin olduğu meydandan başlamak üzere her şeyin eski haline dönmesi, yenilenmesi de bir eski haline dönmesi özlemi içinde. Evet. Bu çok önemli bir şey. Bu Uğur'da uğraş verildi mi? Eski haline döndürülmesi için ne gibi uğraşlar verildi? Valla benim bildiğim kadarıyla aslında böyle niyetler var. Fakat biraz bu ekonomiyle ilgili bir durum. Yani bireysel olarak aileler buraya yatırım yapamıyor. Neden yapamıyor? Bir kere çok yalıtılmıştı geçmişte. Yani köye girmeniz bile mümkün olamıyor eğer buralı değilseniz diye. Evet. Kimse yatırım yapamadı evine. Kapı açılması mesela Larnaka'ya, eskiden bu köy benim anladığım kadarıyla Larnaka'ya daha bağımlı bir köydü. Daha bağımlı demeyeyim de Larnaka'ya daha yakın bir köydü. Evet, ilişki açısından. Kapının açılması çok bu konuda önemli olabilir idi. Yani güneye geçiş eğer kolaylaşsa insanlar burada evlerini tamir ederler diye tahmin ediyorum. Hatta pansiyonlar açılırdı, burada insanlar kalabilirdi. İşte bu kararlar merkezi yönetim tarafından verilmesi gereken kararlar. Restorasyonlar tabii bina bazında, sokak bazında ve bütün köy bazında yapılabilir. Bu köyde biz çalışmaya başlamadan önce yapılmış olan restorasyonlar vardı. Köy meydanı yenilemesi çalışması vardı. Ama burada sadece köy meydanına bakan cepheler üzerinde çalışılmıştı. Halbuki hani bina yapılarının içlerine de girilmesi daha iyi olurdu. Ama sizin de dediğiniz gibi sanıyorum hep finansal. Finansal, evet. O da zaten bir destek projesiydi. Lurigina Yaşıyor Derneği'nin çabalarıyla Avrupa Birliği'nden bir fon alındı. Bir dönem onun da projesi bizim öğrencilerle birlikte yaptığımız bir projedir. İlkokul binasının restorasyonu
o projeye göre yapıldı. Planlamalar yapmak gerekiyordu köyün kalkınmasına ilişkin. Sosyal ve kültürel merkezleri içeren, işte spor alanlarını içeren, yeşil alanları, otopark yerlerini, işte rekreasyon alanlarını içeren bir takım önerilerimiz oldu bu proje kapsamında. 1/1000 ve 1/5 gün çalıştık. Orada özellikle müze ve sosyal ve kültürel merkez içinde bir proje de çalışıldı. Yani projesi hazır bir şeyimiz var elimizde. Dokümanımız var, yapımız var. Ve bütün bu yıkılmış evlerin de hangi tiplerde evler yapılarak tamamlanabileceği dokunu tespit edildi. Şeylere kadar, bu sokaktaki dokuya, sokaktaki drenaj sistemine kadar bütün detaylar çizildi. Yani şu anda bir finansman bulunduğu anda bütün köyün eski bütün özellikleri artı geleceğe ilişkin umutlarıyla birlikte yepyeni bir çevresi olabilir. Bunun için aslında AHAN'a da projemizi sunduk. AHAN yarışmasına sunduk. Değerlendirildi. Tabii ödül alamadık ama en azından değerlendirilmiş olduk. Yine Dünya Anıtlar Fonu diye bir fondan para bulmaya çalıştık. 19 öneri arasına girdik ama maalesef oradan da destek bulamadık. Ama ben şuna inanıyorum, elimizde bütün projeler var. Her bireyin kendi sahip olduğu eve ilişkin yapılacak işte röleve ve restorasyon. Yani bunlar tamamı değil ama çok büyük sayıdır bu söylediğim. Yani 400'ün üzerindeki ev için 74 ile 2000'li yıllara varana kadar hiç kimse buraya yatırım yapmadığı için o hani zaman zaman işte çok eleştirdiğimiz sağlıksız büyümelere burası şey olmadı. Tanıklık etmemiş. Tanıklık etmedi ve hiçbir kaybı olmadı. Yani baktığınız zaman işte 4 katlı çirkin bir betonarme yapı yapılmadı. Yani şu bütün bu olumsuzluklar içerisinde ben bunu çok olumlu görüyorum. Bu korunmuş olan bir ruhtur. Bir yerin ruhu diye bir kavram vardır mimaride. Bu köyde hakikaten bu köyün bir ruhu var. Bu mimari anlamda işte ölçülemeyen kaliteler bakımından çok çok değerli. Ben çok umarım görürüm ama görmesem de umutluyum. Yani burada çok güzel şeyler yapılacağını. Yasemin Hocam, tarım toplumunun getirdiklerini barındıran bu Lurigina Köyü'nde, Akıncılar Köyü'nde göze hangi unsurlar çarpıyor sizce? Köyün mimari bağlamında konuşacak olursak, genelde kemerli evlerinin olması, hanaylı evlerinin olması, taş ve kerpiç yapılarla, malzemelerle inşa edilmiş yapıların olması bu köyün bence temel mimari karakteristik özellikleri arasında. Genel malzemelere baktığımızda, dilerseniz ondan başlayacak olursak, taş ve kerpiç malzemeden inşa edilen yapılar var. Sadece taş olarak inşa edilmiş veya taşla kerpiçin birlikte kullanıldığı yapılardan da örnekler görebiliriz. Daha günümüz
yapılarına baktığımızda ise zaten betonarme malzemeden inşa edildiğini görüyoruz. Bunun yanı sıra kapı ve pencere tipolojilerini konuşabiliriz isterseniz. Burada köy geneline baktığımızda 3 tip kapıdan söz edebiliriz. Bunların ilki ana giriş kapısını oluşturan, genelde çift kanatlı ahşap malzemeler. Şu an önünde oturuyoruz mesela. Evet, bunlar gibi ve üzerinde demir işlemelerimizin, süslemelerimizin olduğu kapılar. Bir diğer tipi de aslında bu kapı türü kemerli girişlerden, kemerli çerçevelerden oluşan kapılar. Bir de mekan içlerinde veya avluya çıkışı sağlayan yine ahşap iki kanatlı kapılar olabilir. Pencerelere baktığımız zaman ise yine sokağa açılan, dış mekana açılan çift kanatlı, önünde demir korkuluklarının olduğu pencereler olabilir. Veya taş sövelerle çerçevelenmiş yine ahşap kanatlı kapılarımız vardır. Bir de biraz mahremiyet açısından, mahremiyeti sağlayabilmek açısından göz hizasından biraz daha yukarıda olan yine sokağa açılan pencereler var köy geneline baktığımızda. Kemerler tabii ki köyün neredeyse temel mimari karakteristiğini oluşturan şeyler. Kemerlerimiz mekan içlerinde mekanları bölen bölücü unsur olarak kullanılabiliyor. Veya avluyla yapı arasındaki ara hol oluşturan kemerleri görebiliyoruz. Veya arkamızda da gördüğümüz gibi kapı girişlerinde kemer unsuruna rastlayabiliyoruz. Peki hocam, orta avlu yaygın mıdır bu köyde? Bu köyde esasında orta avlu da iç avlu olarak nitelendirebileceğimiz avlular vardır. Çoğu evin önünde de bir bahçe olarak kullanılan yapılar, avlular var. Fakat esas hepsinde neredeyse var olan özellik iç mekanda avlularının olması. Yani sokağa cephe yapan yapıların arkalarında bir de gizli bahçe gibi iç avluları vardır. Bu neredeyse hepsinin ortak özelliği sayabiliriz. Sebebi ne olabilir? Köy yaşantısında özellikle de hani mahremiyeti, yaşamın döndüğü alan olarak Kıbrıs evlerinin çoğunda aslında köy evlerinde, şehir evlerinde de bu aynı şekilde kullanılıyor. İç avlular olması. Peki hocam, malzemeden bahsedelim dilerseniz. Olur. biraz önce de bahsettiğimiz gibi esas ana yapı malzemesi taş ve kerpiç aslında bu yapıların. Çünkü Mesarya'nın ortasındayız. Evet, evet. Beyaz taş zaten bakacak olursanız o örgü sisteminde görebiliyoruz. Sıvanmamış olan yüzeylerde taşın. Kapı ve pencerelerde genellikle dediğimiz gibi ahşap malzeme kullanılıyor. Önünde demir korkulukları, demir işlemeleri olabiliyor. Tavan malzemeleri genelde Alaturka kiremitle kaplı olan az eğimli çatılardır. Bunun yanı sıra kare veya yuvarlak kesitli mertekler, onun üzerine hasır, toprak, ara döşeme ise mermer, eğer tavan döşemesi ise kiremit kullandığımız yapılar vardır. Genelde sokağa sıfır olarak inşa edilmiştir. Arkalarında iç avluları vardır. Sokağa açılan kapıları ve pencereleri bulunmaktadır. Bunu da dilerseniz plan tipolojilerini anlatırken söyleyebiliriz. Evet. Bizler yaptığımız çalışmalarda 4 farklı plan tipolojisine, hani bunları gruplandıracak olursak 4 farklı tipe rastladık. Bunların ilki orta holden girilen, sağında ve solunda birer odası bulunan, sokaktan direkt olarak eve girilen yapılardır. Bunların yine arkalarında iç avluları mevcuttur. Köy genelinde bu yapılardan 32 adet tespit edilmiştir ve çalışmamız esnasında hepsinin röleve ve restorasyon projeleri, envanter fişleri hazırlanmıştır. İkinci tip olarak tek mekan oluşturan yapılar. Yine bunlar sokaktan girişin sağlandığı,
Odaya girdiğimiz zaman tek bir mekanın bizi karşıladığı. Ortasında bu mekanların kemerin olduğu, büyük taşıyıcı kemerlerin olduğu ve aslında bölücü duvar olmamasına rağmen bu kemerin mekanı ikiye böldüğünü görebiliyoruz. Bu örneklerden de köy genelinde 12 adet vardır ve maalesef zaman içerisinde kullanılmıyor olduklarından dolayı sadece kemerinin kaldığı, duvarların yıkılmış olduğu yapılara da rastlamaktayız. Bunun dışında bir de üçüncü tip var ki bunlar verandalı, verandası olan giriş, verandalı girişli yapılar. Ki bu sizin sorduğunuz soru, yani sokakla giriş ilişkisi nasıldır sorusuna. Burada giriş direkt olarak sokaktan değil, önce bir verandadan. Genelde bir veya iki kolonlu olabilir bu verandalar. Buradan sağlanmakta. Bundan sonra giriş ana hole ulaşılmakta ve ana holde bazen sağında bazen solunda odalara geçişler sağlanmaktadır. Son olarak da hanayılı plan tipolojisini söyleyebiliriz ki bu Kıbrıs... Ben de tam bunu soracaktım evet, aslında. Bunu en sona sakladık ki biraz da hem köy genelinde hem de Kıbrıs genelinde aslında çok rastladığımız bu hanayılı yapılar olması. Köyde 54 tane mevcutta kullanılıyor olan yapı var. Hanayılı olarak inşa edilmiş ve bunlar genelde yine sokaktan ana girişin sağlandığı, yine sağında ve solunda ana holün iki oda olan veya girişin sağdan alınıp solunda bir odası olan hanayılı tiplerdir. Bu tiplerde genellikle çıkışlar, üst kata çıkışlar dışarıdan aşağı veya taş merdivenle sağlanmaktadır. Yukarıda çoğu zaman tek mekan vardır, tek bir oda vardır ama bunun yine hol ve iki oda olan örneklerine de rastlamaktayız. Sebebi nedir? Yani üst kata tek bir oda yerleştirilmesinin temel sebebi ne olabilir? Genelde zemin katlar daha salon, mutfak vesaire gibi günlük işlerin yapıldığı alanlar olarak kullanılıyordu. Üst katlar da daha mahrem bölgeler ve iklim koşullarını da göz önünde bulundurursak yazları daha serin olabilecek olan yatak odaları olarak kullanılıyordu. Belki bunu söyleyebiliriz. Evet ve... Belki de bu programı yapmamızda da en önemli etkenlerden biri bir dönüşüm yaşanıyor köylerimizde ve kayıplar var. Evet. Lüricina bu noktada nerede? Aslında 1967 yılında çizilmiş olan tapu haritalarına baktığımızda köy genelinde 911 tane yapının var olduğu tespit edilmişti. Fakat 2015 yılında yaptığımız yerinde gözlemlerde bu yapıların birçoğunun, yani 250 tanesinin şu anda mevcut olmadığını, 80 tanesinin sadece bazı duvarlarının kaldığı, çatısının, iç mekanlarının çökmüş olduğunu görebiliyoruz. Ve günümüze kadar gelebilen 580 tane yapı var. Ama bu yapılar arasında tabii ki bu çağdaş dönemde yapılmış olan daha modern yapıları da sayabiliriz. Dönüşümde aslında köyün mevcut yapı stoğunun çok kullanılmadığını ve bunun yerine daha çağdaş yapıların tercih edildiğini görüyoruz. Betonarme diyebilir miyiz? Evet, betonarme yapılar. Oysa ki yani kullanılabilir durumda olan, restorasyonu yapılabilen konutların da kullanılmasında oldukça yarar var. Hem köyün gelişiminin sağlanması hem tarihi değerlerin korunması bağlamında bu bence çok önemli. Burada da tabii bazen hani bilinçsizce yapılan çalışmaları görebiliyoruz. Yani tarihi bir yapının hemen üzerine başka bir ek yapılıyor ama bu taşıyıcı eski duvarlar bunu kaldıramıyor ve yıkılıyor. Veya buradaki tarihi dokuyla, mimari dokuyla uyumsuz olabilen örnekler yapılıyor. Ama bunun yanı sıra ne mutlu bize ki hani buradaki plan tipolojisini kullanarak veya cephelerin oluşumunu kullanarak yapılan yeni yapılar da var. Ve bu güzel örneklerden aslında köye baktığımız zaman. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Mimarca programı Mimarlar Odası'nın katkılarıyla yayınlanmıştır.